diri diri gömülen kız çocuğu da cehennemliktir diyen hadis. Diri diri gömen de diri diri gömülen kız çocuğu da cehennemdedir. Ebu Davud, Sünne 17. Hadis bu. Şimdi şu soru. Diri diri gömen cehennemdedir, onu tamam anladık. Zaten Kur'an'dan da bu yani yaklaşık çıkıyor. Hangi suçundan dolayı öldürüldü? Peki diri diri gömülen kız çocuğu niye cehennemliktir? O çocuk niye cehennemliktir? 6 yaşındaki çocuk niye cehennemliktir? Daha doğar doğmaz annesi tarafından gömülen çocuk niye cehennemliktir? Bunun izahını bana yapar mısın ey Ebu Davud? Ey adını derlemesinin adını kitabı sünne koyan, sünnetler topladığını söyleyen Ebu Davud. Ve Kütübü Sitte'den bir tanesi bu biliyor musunuz? Paralel Kur'an ilan edilen Kütübü Sitte'den bir tanesi bu efendim. Yani düşünün efendim Buhari, Müslim, Ebu Davud üçüncü sıralamada da. Peki sen bu sözü aldın nasıl koydun oraya? Evet. Ayeti taşla hadisi akla. Ayeti taşla hadisi akla. Mevudetun lehmiş. Aslında bu demekmişmişmiş. Miş. İyi de mev'udetün leh diyecekse mev'udetün leh derdi değil mi? Hadisin metni öyle olurdu. Yani o öldüren anne, yani öldürülen kız çocuğunun kendisine mensup olduğu, kendisinin olan kişi demekmiş. Zırva tevil götürür mü? Götürmez. Ama gö böyle işte, böyle oluyor bu işler. Onun için hadisçinin tevil etmediği ben bir yalan hadis görmedim ki. Hiçbir yalan hadis görmedim ki onun bir tevili olmasın. Mutlaka bir tevili var. Kur'an'a kıyanlar, Kur'an'la Kur savaşan uydurma hadise kıyamadılar. Kimse değil de neden Nebi'nin 265 yıl sonra ölen Sicistanlı, Horasanlı Ebu Davud söylemiş bunu daha doğrusu söylemiş değil. Ebu Davud almış kitabına bunu. Hı. Neden? Neden? Hatta neden aynı şeyi Bukhari'ye almamış? Neden aynı şeyi Müslim almamış? Evet. Neden? Dediğim gibi Bukharalı Bukhari niye almamış? Evet. Bu hadiste hangi sünneti gördün de sünnetler kitabını aldın diye sorasım geliyor Ebu Davud'a. Hangi sünneti? Ne sünneti işleyeceğiz mesela bu hadisle? Söyler misin? Hangi sünnet var? Peygamber buyurdu ki diyerek peygambere düşmanlık yapmak nasıl bir şey?